Osman abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Vallahi şurayı bir süpürdüm, böyle kabasını aldım. Kabasını bir aldım. Bir şeyler ortaya çıkmaya başladı vallahi. Bir şeye benzemeye başladı. Ama işte rafı biraz çekebildim bu tarafa tek başıma. Daha da gelmiyor nedense, şu yerlere mi takıldı ne? Biraderle halledeceğim onu en kısa zamanda. O da işe başladı aksi gibi. Of, hafta sonuna kaldı yani. Şey yapacağım bir de. Hemen çimentoyu alıp şu dolabı çekmeden şuraları falan bir şöyle geçeyim. Bakın ora var, bastığım yer var. Şura oynuyor mu oynuyor falan. Buraları hep böyle bir şey yapacağım. Sıvamam gerekiyor. Bu ne ya, rezalet, inşaat gibi. Sıvayacağım abi dümdüz. Herhalde badanadan boya artmış. Bayağı da artmış yani. Emlakçı yaptırmış. Oh Allah. Şöyle yapacağım. O badanayla da buraları boyayacağım. Bu direkleri falan filan hep böyle inşaat direği gibi olmayacak. Bunları elden geçireceğim böyle. Tatlı bir görüntü vereceğim buraya. Yani güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım kardeşler ya. Güzel olur diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bayağı bir iş var. Olsun ya. Boş durmaktan iyidir yani. Bunu da duvardan söktüm. Monteliydi. Bakın buradan da ayrılmış. İleriye gidince tekrar matkabımı getireceğim. Deleceğim, meleceğim. Dübel çakacağım. Öyle duvara sabitleyeceğim. Böylece ne olacak? Oo, buraya geniş geniş bir sürü akvaryum bile koyabilirim. Bu çelik raf ya. Eski çelik raflardan. Bayağı da yük taşır bunlar. Civatalı. Dayan gitsin. Vallahi set yapacağız buraya ya. Öyle gözüküyor kardeşler. Güzel olacak diye düşünüyorum. Hani şöyle seti çekiyoruz desek. Oo harika. Durum bu. Güzel kardeşler. Şimdi dediğim gibi ilk sıva işimiz var. Ondan sonra tekrardan bir temizlik falan filan. Şu çatıları bile kaplayacağım ben ya zamanla. Bu ne ya böyle? Bu ne varoş bir görüntü ya. Hani tabii straforla kaplayacağım ya. Çok kötü gözüküyor. Şu ne ya bak mesela, bu ne? Bu ne abi? Oradan bir şey çıkmış falan filan. Olmaz. Olmaz kardeşler. Böyle olmaz. Bunu yapacağız. Hadi eyvallah. Evet, Osman abi TV'den herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Vallahi ben de şimdi eve yukarıya çıkabildim. Saatte 11.30. Bir dakika bakayım. Bugün 12'ye çeyrek var. Ne 11.30? Havalar da çok sıcak kardeşler. Tam taşınmaya denk geldi. Ulan ısınmaz ısınmaz. Ama taşınma aniden çıktı yani. Hani şansa bulduk burayı. Buradan bir tadilatçı arkadaş var. Kafede görüyorum. Selamlaşıyorduk falan. Sağ olsun o söyledi. Yani ben araştırdığım zamanlar bulamadım. Hani Allah tarafından diyelim yani. Yapacak bir şey yok. Tutmuş bulunduk. Hani başa gelen çekilir. Yapacağız abi. Orayı temizlettik. Dün işte hafta sonu kardeşimle birlikte kümesi yapacağım. Ya, tek kişi olmaz abi. Çok çok yoruluyor insan. Hemen bir yere çöküp oturası geliyor. Vallahi. O yüzden tek başına çok zor. Ben de geldim şimdi balıklarımıza. Yem verme olayını hallediyorum. Sizinle birlikte. Oh çok gitti. Buraya da biraz atalım karideslere. Ya bunları taşımak kolay. Bunlardan yana sıkıntı yok. Tek sıkıntı yapan şey bana. Affedersiniz. Buna dikkat ediyorum. Evet. Aa bir dakika ya. Nasıl olur? Dün elektrikler kesildi. Şey pardon, sabah. Ne dünü ya. Herhalde onda bir sıkıntı oldu. Motorumuz çalışmıyor. Bir dakika. Allah Allah. Onu bir kontrol etmem gerekiyor kardeşler. Hepsi testlerimize güzel güzel yem attık. Buraya da biraz daha atalım. Zaten salyangozlarımız var. Sorun olmayacaktır. Yani bunları taşımakta bir problem yok. Küçükleri de. Bir tek problem şu. Bir dakika kardeşler ya. Şu motor niye böyle? Öteki de takılmıştı geldiğimde. Bir dakika ya. Böyle olmaz ki.
valla onun. Şaka mı bu ya? Abi annemin öteki evden çok döküntüsü var yani, şimdi kim ne derse desin çok döküntüsü var, çok. Bu. Ha bu bunun, tamam bu onun. E niye çalışmıyorsun? Belli değil, bir dakika ya. Kardeşler şu ısıtıcıları falan sökeceğim, geri dönüyorum, hoşçakalın. Evet öyle bir çıkardım, hava yapmış galiba, bakın. Ufak ufak çekmeye başladı. İşte dediğim gibi kardeşler, bunları götürmekte sorun yok. Suları azaltacağım. Götüreceğim yani tek tek. Sıkıntı yok. Küçük akvaryumlar da keza öyle. Ama büyük akvaryumda sıkıntı var abi. Büyük akvaryum ben de merak ediyorum. Bakalım, dur filtre. Ufak ufak çekiyor. Yani şey var ya ağzında, sünger var ya, onlar zamanla tıkanıyor. Böyle emiş gücünü düşürüyor abi. Yapacak bir şey yok. Yavrular var. Hatta ben şöyle yapabilirim biliyor musunuz? Ama bir dakika, o şeyi götürmedik ya. Ah be. Bugün halledeceğim. Yani götüreceğim yerlerin çoğunu bugün halledeceğim. Olmadı bu küçüklerden ben başlayayım. Bunları çünkü tek başıma da götürebilirim yani. Sorun olmaz. Kardeşimle de yarın veya pazar günü büyüğü götürürüz. İşin içinden çıkarız yani bir şekilde. Sizleri seviyorum. Devam edeceğim. Hoşça kalın. Evet. Evet, tekrardan merhaba kardeşler. Sizinle birlikte kuşlara çıkacağız. Hop. Eyvah, vay büket uydu. Bir şey demeyeceğim şimdi. Beni esir eder. Oh, geçen yağmurdan bayağı bir su birikmiş. Dün daha çoktu, buharlaşmış. Bugün hava sıcak. Şimdi aslında ben dün gece geç geldim alanlardan. Geç geldim. Gerçi aç değiller ama ben yine bu akşam eve giderim falan diye, aklım kalmasın diye yem koyacağım bunlara. Dün geceki gibi olmasın yani. Hani. Aman abi, o öteki taraftan kaçak vermeyelim. Sokamayız, hepsi tok. Deli gibi tok, evet. Her şey yolunda çocuklar, bir sıkıntımız yok çok şükür. Hadi bakalım, hadi afiyet olsun. Durum bu şu anda. Kuşlarımızla da dün çekemedim işte, iftara davetliyiz diye, kusuruma bakmayın. Yani hemen içeri gireyim abi, çok güneş var ya. Sıkıntılardan biri de şu, varili nasıl götüreceğiz? Nefis seslerimiz ne yapıyor? Evet, buradalar, bir sıkıntı yok. Varili nasıl götüreceğiz? 10 puanlık soru. Arabaya sığmaz o. Ama bakacağız. Bakacağız bir hal çaresine güzel dostlar. İşte filtreyi de yaptım gördüğünüz gibi. Tıkanmıştı, onu da hallettik. Bugün evin elektriğini de açtırdım. Suyunu da üstüme aldım. Elektrik saatlerini de 2 tane saat aldım. Ondan sonra buradayım anne. Gelsin. Ay bir kere yakalandık. Durum bu. Bakın nasıl saldırıyorlar yine. Terası kapatalım. Her yer dağınık tabii ki. Gidiyoruz diye. Durum bu. Sizleri seviyorum kardeşler. Aybüke Hanım bir gelsin bakalım. Onunla biraz eğleşelim. Yeniden geri döneriz. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Valla işte kuşlara baktık. Baskaların yumurtası var. Onu da bugün atacağım. Atmam gerekiyor tutmadan. Hani günaha girmeyelim en azından. Valla işte kutum hazır burada. Yazıcı kutum var. Ona dolduracağım şurada neyim var neyim yok. İşe yaramayanları da atacağım. Onun için de tabii bunları atabilmek için çöpleri, bir çöp poşeti lazım bana. Çöp poşeti annem buradan bir yerden çıkarıp veriyordu ama nerede? Yani kardeşler o kadar çok iş var ki. Hem de böyle alengirli yani. Onu mu atayım, bunu mu götüreyim, şunu mu satayım? Burada bir çöp poşeti var ama olmaz ki ya. Neyse ben hatta şu çöp kutusunu takayım. Vallahi güzel dostlar. Müşter böyle işte. Yani
güzel şeylere ulaşmak için biraz zahmet çekmek gerekiyor. Buradan da atacağım şeyler belli zaten. Şöyle sizinle birlikte açalım. Ya ilaç şişelerini saklamıştım. İlaç şişeleri tabii saklamayla olmuyor. Şunlarla galiba işimiz bir daha öteki evde olacak. Kavanoz kapağı at gitsin. Şu şişe işime yarayabilir. Mikostatin demiş. Boş şişe at. Largopen 2018. Boş şişe at. Bu ne? Sanosol 9 2018, bu yeni. Citrax da evet yeni 2020 dolu. Burada çim tohumu var. Orada ekeriz, biçeriz. Fungostatin. Bu da 2020. Bu da yeniydi. Zimaksım yeni biliyorum. Ha, atmışım ben zaten çoğunu ya. Oksijenli su var. Burada da ne var? Bir dakika. Mikostatin var. Largopenim yeni. Atmışım. Bayağı vardı. Atmışım ya. Onu bile unuttum. Şunda bir şey var. Avitka var. O da çok eski. Onu da at gitsin. Bir arkadaş vermişti. Burada ne vardı? Dut pekmezi var. Lan bu bozulmuş mudur? Evet, 2016 son kullanım. Onu da at gitsin. Kuşlara vermiştim. Sularına karıştırıp. Şurada bir kutu daha var. Belki bunun içine de bir şeyler koyarız. Zıvır zıvır. Ne bu ya? Şu ne? Burada da bir şey var. Quick Setup Smart diye bir at gitsin. Çöpümüz de çok var kardeşler. Çok çok. Vallahi çok. Hoppa. Kalkalım. Bir de sıcak insanı yoruyor ya. Vallahi çok yoruyor. Öyle bir sıcak var. İstanbul'da olanlar bilir. Rutubetli sıcak. İşte böyle yavaş yavaş toplayacağız. Şu boş kavanozları falan at gitsin abi. Hiç bekletme. Oo, bayağı da ağır oldu bu. Toparlıyoruz işte, elimizden geldiğince yapıyoruz bir şeyler. Annem babam da yardımcı oluyor. Kardeşim de yarın işte hafta sonu boyunca katılır bize. Eşim de katılır. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın kardeşler. Bugün de böyle olsun. Beni mazur görün. Kusuruma bakmayın. İşte gidiyoruz, geliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bugün evden de bir şeyler çekemedim. Aa, yenilenmeye devam. Toparlanmaya devam. Yani kara kara da düşünüyorum. O dolabı çekebilseydim şeyi götürecektim. Aslında bugün o rafı temizleyeyim ben. Öğlen sıcağı geçtikten sonra. O çelik raf. Hatta Şan Meriç kardeşim beni uyardı. Abi dedi, yenisini yaparsın falan ama yenisini yapacak çok masraf ettik bu eve taşınırken de. Hala da ediyoruz. O yüzden yeni raf yaptıracak gücüm yok şu anda. Ama o raf da çürümüş değil yani. Hani üstü toz pislik ama dün biraz altlarını temizledim. Böyle çürümüş değil. Hani sağlam. Onu bir elden geçirip elde olan şeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Hani onu eski püskü diye atacak değiliz kardeşler. Yani durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler, güzel kardeşler, dostlar, abiler. Bu videoyu dikkat çekmek amaçlı yaptım ve her videonun sonuna koyacağım. Lütfen YouTube'da ben ve benim gibi, yani bilimle, ilimle uğraşan, hayvanların gelişimi, insanlığın gelişimiyle ilgili kültürel olur, sanatsal olur, gezi olur, el aletleri yapımı olur. Bu gibi kanalları lütfen desteklemek amaçlı videolarını izleyin. Videolarında beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Çıkan reklamlara birer kere tıklayın. Reklam vereni ziyarete de tıklayın. Sizden ricamdır. Bu bize yapmış olduğunuz en büyük destek olacaktır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.